diyor kardeş. Türkiye bütün hesaplarımızı, Türkiye'de olan yurt dışındaki vatandaşların bütün hesaplarını otomatik olarak bulunduğumuz bölgelere paylaşacak. Hani Fransa istemeden bile otomatik olarak al sana işte Tonton Bahri'nin hesapları, onun hesapları, bunun hesapları. Avrupa'da 6 milyon Türk var. 6 milyon Türk'ün hesaplarını bütün Avrupa'ya gönderecek. Otomatik olarak böyle, hani Avrupa'nın istemesine bile gerek yok. Şimdi bu anlaşma uluslararası bir anlaşmadır. Yani tüm dünyada uygulanan ya da uygulanacak bir uluslararası anlaşmasıdır. Şimdi şöyle uygulanacak. Her ülke, yani birçok ülke bunu imzaladı. Ama sonra her iki ülke arasında detaylarını konuşup onu yürürlüğe getirecekler. Şu anda Fransa ve Türkiye ikisi de bu anlaşmayı imzaladılar. Fakat detaylar konusunda tam anlaşamadılar. Bundan dolayı şimdilik yürürlüğe girmedi bu yasa, bu kural. Evet. Ama gelecek aylarda ya da senelerde... Nedir paylaşım nedir yani? Bu ne demek yani? Bankalar arasında otomatik paylaşım nedir yani? Bu hani tam o imzalandığı zaman bakarız da hani paylaşım nedir? Ne demek yani? Neleri paylaşacak bunlar? Benim hani doğum tarihimi paylaşacak bunlar? Neler paylaşacaklar? Mesela Türkiye'de hesapları olanların ve yurt dışında ikameti, adresi ya da bilgileri, yani bankaya o bilgiler geldiyse bir şekilde yabancı vergi daireleri bankalardan, yani otomatik olarak bankalar bu bilgileri yurt dışındaki vergi dairelerine bildirecek otomatik olarak. Yani hani vergi daireleri onlara sorup da bilgileri almayacaklar. Onlar kendileri, yani yurt dışıyla bir bağlantıları oldukları zaman o bilgileri paylaşacak. Ha, diyorsun yani. Ki yani şimdi Fransa'dan bahsedelim arkadaşlar. Fransa'ya evet. Örnek olarak kalıyorum çünkü biz Fransa'dayız. Ama tabii ki siz Almanya'da kalıyorsunuz, Hollanda'da kalıyorsunuz, Belçika'da kalıyorsunuz. Aynı sizler için de geçerlidir bu sözler. Ama biz Fransa'da kaldığımızdan dolayı Fransa'yı örnek olarak alalım. Benim kendi, yani ben de burada kubay olayım. Kendi aleyhimde konuşalım diyelim. Diyelim ki benim burada Fransa'da yaşıyorum. Benim j'habite en France. Voilà, Fransa'da oturuyorum. Fransa'da yaşıyorum. Ama Türkiye izine gittiğimden dolayı gidiyorum her sene tabii ki. Tabii ki diyorum. Her sene gidiyorum ben. Şanslıyım bu konuda. Ve orada da büyük bir hesap açtım. Diyelim ki hesapta 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira falan para var. Bir hesap açtım oraya. Yani diyorsun ki Türkiye şimdi Fransa istemeden bile otomatik olarak Türkiye benim hesabımı ve bütün Türkiye'de, Fransa'da yaşayan, benim gibi yaşayan, oturan, bu kelime biraz zor olacak. Fransa'da oturan vatandaşların bütün hesaplarını Fransa'daki vergi dairesine gönderiyor. Diyor ki Tonton Bahri'de 1, 2, 3, 4, 10 tane, 20 tane, 50 tane hesap var. Her hesapta bu kadar para var diye bildirecek yani. O mu? Yani şöyle, şu anda yürürlüğe girmedi. Yani bunu söylemek istiyorum yani, baştan. Tamam. Herkes paniğe girmesin. Tamam. Şu anda yürürlüğe girmedi. Ama yürürlüğe girdikten sonra 31 Aralık'ta her sene o gün bulunan paralar, miktar, bu miktar vergi dairelerine bildirilecektir. Yani mesela hesabında 31 Aralık 2021'de evet, 5000 euro varsa Türkiye'deki banka o bilgiyi, yani Tonton Bahri'nin hesabında 5000 euro olduğunu iletecek vergi dairesine. Ama bu demek değil ki yurt dışında hesap açmak yasaktır. Sadece beyan etmek lazım. Yani bazı insanlar yanlış anlıyor. Sanki yurt dışında bir hesap açıp da kötü ya da hani kötü para, bir şey yapıyorlar hani diye. Para kaçakçılığı şey değil yok. Yani bu para, hani bu para kaçakçılığını engellemek için, ama demek değildir ki yurt dışındaki yaşayan Türkler para kaçırmıyor Türkiye'ye. Tabii ki burada çalışmışlar, evet, anlı akıyla çalışmışlar burada ve Türkiye'ye gidip biraz eski gün, yani yaş, hani emekli oldukları zaman küçük bir köşe biraz para koyuyorlar ki Allah göstermesin ne olur ne olmaz ben buraya biraz yatırayım da Fransa'da bir sorun çıkarsa Türkiye'de bu parayla az çok geçinirim diye para umutlanıyor, getiriyordu. Ve bunun, evet, parasını biz zaten Fransa'da vermiştik vergisini bunun. Hani vererek gönderiyoruz oraya. Ama onu kaç para olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Yani banka otomatik olarak bildirecek bunlar, değil mi?
Hayır Evet bakın. ama şey yani her sene normalde Fransız vergi deklarasyonda, vergi beyannamesinde sadece şunu yani eklemek gerekiyor. Bu ülkede bir hesabım var. Bu bankada bu bankanın adresini yazıp da yani oradaki bulunan miktar falan beyan etmemeniz gerekiyor. Tamam, Sadece d'accord, j'ai compris. yani bir hesabım var Türkiye'de. Bunu bildirmeniz gerekiyor. Bu kadar.